Türkiye'de seçim sonuçları başka çıktı, başka siyasi sonuçlar ortaya çıktı. Hatta hatırlayın, Türkiye'de siyasal güçle sayısal gücün başka manaya geldikleri en yetkili kişiler tarafından ifade edildi. Çünkü kapalı kapılar ardında bu millet adına gücü elinde bulundurduklarını zannedenler millet adına karar verdiler. Rahmetli Ali Fuat Başgil'in 1961'de Cumhurbaşkanı adayı olmasına dahi mani oldular. Ensesine silah dayayarak İstanbul'dan Ankara'ya gelmiş olan rahmetli Başgil'i gerisin geriye geri döndürdüler. Türkiye'de vesayet odakları her cumhurbaşkanlığı sisteminde oyun bozanlık yaptılar, milletin önüne engeller çıkardılar. Hükümetleri yönlendirdiler. Siyasi partileri kapattılar. Türkiye'de ortaya çıkan siyasi tabloyu yönlendirerek istemediklerini elediler, istediklerinin yolunu açtılar. Şimdi bu anlamda millet önünü açacaktır. Bir daha kapalı kapılar ardında cumhurbaşkanı seçmek, bir daha kapalı kapılar ardında hükümetleri belirlemek devri geride kalmıştır. İnşallah geride kalacaktır. İnönü ile Recep Peker arasındaki ihtilaf, rahmetli Menderes ile Celal Bayar arasındaki ihtilaf, birisi başbakan, birisi cumhurbaşkanı, Özal ile Yıldırım Akbulut arasındaki ihtilaf, Demirel ile Özal arasındaki ihtilaf, Demirel ile Çiller arasındaki ihtilaf. Hatta Demirel demiş ki rahmetli, ya şu Çiller kadın olmasa onu camdan aşağıya atasım geliyor demiş. Demirel ile 28 Şubat sürecinde Erbakan arasındaki ihtilaf. Daha sonraki döneme gelin, 2001'de rahmetli Ecevit ile Ahmet Necdet Sezer, kendisinin seçtirdiği adam arasındaki ihtilaf. Kazık çift başlı olunca bu ihtilaflar kaçınılmaz oluyor. Dolayısıyla bunun ortadan kaldırılarak bu çift başlılığı sona erdirmeyi inşallah temin edeceğiz. Ve millet kime yetki verdiyse hesabını da ondan sorarak. Zaten siyasi hesabı 5 yılda bir soracak. Ama gerekirse seçtiği vekilleri eliyle de parlamentoda bu hesabı sorabilecek. İnşallah bunu bir kere daha söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar da doğru anlasınlar. İnşallah bu millet referandumda evet dediği zaman terörle mücadeleye de evet demiş olacak. Terörle mücadelede de çok ciddi bir şekilde kararlılığını ortaya koyacaktır.